Merhaba, bugünkü videomuzda size güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanabileceğiniz inverter çeşitlerinden bir tanesi olan optimizerli inverterlerden bahsedeceğim. Güneş enerji santrallerinde küçük veya büyük santrallerde kullanabileceğimiz alternatif bir inverter çeşidi bu. Birazcık daha farklı çalışıyor. İnverterin alt tarafında, daha doğrusu panellerin alt tarafında her bir panel için optimizer dediğimiz bir ekipmana ihtiyaç duyuyoruz. Bu ekipman paneldeki gücü maksimum şekilde alıp kendi toplayıcı inverterine taşımayla yükümlü. Yani panelden bağlantıyı yapıyoruz. DC güç geliyor. Bu optimizerin çıkışında da yine DC bir şekilde gücü alıyoruz. Sonrasında bu toplanan güçler inverterine gidiyor. Kendisinin inverteri, herhangi bir dizi inverter değil. Yine SolarEdge firmasının ürettiği kendi inverterine gidiyor ve oradan sonra alternatif akıma çevriliyor. Bizler de evlerimizde kullanabiliyoruz. Tabii ki artıları eksileri noktasında şunları söyleyebiliriz. Her bir panelin altına bir optimizer yerleştirmek maliyeti yukarı çeken bir durum söz konusu oluyor. Ancak izleme yaparken her bir paneli tek tek izleme şansını da böylelikle elde etmiş oluyoruz. Birazcık daha fazla yatırım maliyetimiz oluyor, doğru. Ama sonrasında her bir paneli tek tek izleme şansımız oluyor. Bu da bize panellerle alakalı sağlık durumunu en doğru bir biçimde anlatmayı sağlıyor. Herhangi bir panelde diğerine nazaran bir sıkıntı olduğu zaman çok kolaylıkla hemen teşhis edebiliyoruz. Sıkıntılı çatı durumlarında, örneğin bacaların olduğu ya da klimaların dış ünitelerinin olduğu çatılarda ya da adetlerini eşitleyemediğimiz sayıda panel bağlandığı çatılarda inverter, mikro inverter kullanmak veya optimizerli inverter kullanmak bize çok büyük avantaj sağlıyor. Neden? Normal şartlarda biz dizi inverterde, örnek veriyorum, onlu bir grup yapıyorsak ikinci grubu da onlu yapmamız lazım ki aynı noktaya bağlayabilelim. Hem 10 hem 5, ikisi aynı noktaya bağlanmaz. Onun için çift MPPT olarak adlandırılan bir inverter kullanmanız lazım. Dizi inverterin çift MPPT ile olan versiyonu kullanılmalı ya da 3 ya da 4 MPPT ile. O yüzden zor çatı şartlarında, yani farklı farklı açılara bakan irili ufaklı gölgelerin olduğu çatılarda optimizerli inverter kullanmak sizin elinizi ciddi anlamda kuvvetlendirir. Çünkü her bir panele bağımsızlık kazandırmış oluyorsunuz. Her bir panele optimizer bağlamak, o panelden gelecek maksimum gücü invertere iletmek demek. Eğer gölgeli bir alanda biz optimizerli inverter kullanmazsak, dizi inverter kullanırsak, bu senaryoda herhangi bir gölge bütün grubu etkiler. SolarEdge optimizere birazcık yakından bakalım. Üzerinde bir soğutucu var ve koruma sınıfı yazdığı, maksimum sistem voltajının yazdığı, patentle ilgili linki yazdıkları bir bilgi bölümü var. -40 ile artı 85 santigrat derecede çalışabildiğini görüyoruz. Bu ürünü aldığınızda, yani optimizerli bir sistem tasarımı yaptığınızda, eğer 10 tane panel kullanacaksanız 10 tane bundan almanız gerekiyor. Bakıldığında farklı farklı güç sınıfları vardır. Mesela elimdeki versiyonda 500 wattlık, 505 wattlık bir optimizer bulunuyor. Farklı ürün grupları için farklı optimizerler de vardır. Mesela bu ürünü ince film için kullanmıyoruz. İnce film panel kullanacaksak onun için farklı bir optimizer dizaynı var. Farklı bir model ismi var. Ya da daha küçük güç sınıflarına hitap eden farklı optimizer ürünlerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda zaten size teknik destek hatları yardımcı olacaktır. Kullanmak istediğiniz, yapmak istediğiniz projeden bahsettiğinizde size gerekli yardımı sunacaklardır. Bu ürünün kullanımına gelecek olursak, şurada görmüş olduğunuz artı eksi bağlantı noktası girişimiz, input artı eksi şeklinde yazmakta. Şöyle
Panelimizin artı eksi kablosunu bağlıyoruz buraya ve sonrasında şu bizim çıkışımız oluyor artık. Out bölümündeki iki kablo. Burası bizim çıkışımız. Aslında hiçbir fark yok. Sonuçta panelden de iki tane kablo alıyorsunuz. Buradan da iki kablo alıyorsunuz ama bu cihazı artık sisteme dahil etmiş oldunuz. Bu bağlantıları yaparak. Bağlantısı oldukça kolay. Direkt kısa olan kablolarla birlikte kısa kabloları panelinizdeki artı eksiye bağlıyorsunuz. Uzun olan kablo da panelinizin çıkışı olmuş oluyor. Yine orada da artı eksi var. Böylelikle 10 panelde 10 tane optimizer kullanarak sisteminizi tasarlıyorsunuz. Sonrasında elinizde kalan artı eksiyle de SolarEdge'in kendi inverterine bağlantısını yapıyorsunuz. Böylelikle her bir panel birbirinden bağımsız maksimum güç üretecek şekilde tasarlanmış oluyor. Evet, ürünümüzün kutusunu açalım. Ürün gerçekten özenli bir şekilde kutulanmış. Bağlantı ekipmanlarının olduğu. kW'lık bir inverter bu. Kendi projemizde 3 kW'lık inverter kullanacağız. Ve farklı tip paneller kullanarak tamamını nasıl performans gösterdiği tek tek izleyebildiğimizden bahsetmiştik. Bu cihaz bize o avantajı sağlayacak. Her biri aynı şartlarda ne üretiyor? Bunu görme şansımız olacak. İnverter oldukça hafif. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Basit bir ön yüzü var. Arkasına baktığımız zaman bir soğutucu bloğu görüyoruz. İçerideki elektronik komponentlerin soğuması gerekiyor. Baktığımız zaman bağlantı yaptığımız noktalar, açma kapama düğmeleri, AC ve DC bağlantı noktası oldukça sade bir. Bu ürün grubu dediğimiz gibi bu inverter direkt olarak panelleri birbirine seri bağlayıp getirip bu cihaza takamazsınız. Bunu çalıştırmanız için kendisinin kullandığı optimizerinde bütün panellerin arkasına yerleştirilmiş olması gerekiyor. Güneş enerjisinde yapabilecekleriniz oldukça fazladır. Farklı tip paneller kullanabilirsiniz. Farklı tip inverterlerle farklı ihtiyaçlara karşılamanız mümkündür. İlla her sistemde akü olma zorunluluğu yoktur. Aküsüz sistemler de kurabilirsiniz. Bu noktada da elimdeki cihaz optimizerli inverterle anlattığımız pozitif yanları göz önünde bularak bir tercih yapabilirsiniz. Belki çatınızın durumu sıkıntılıdır ve dizi inverter orası için uygun olmayabilir. Bu durumda optimizerli inverter kullanabilirsiniz. Bunu illa sıkıntılı durumlar var diye kullanacağız diye bir algı oluşmasın. Optimizerli inverteri megawatt seviyesi santralinizde de kullanabilirsiniz ya da düz çatı, herhangi bir gölge olmayan çatıda da kullanabilirsiniz. Her bir panelin ayrı ayrı maksimum güç noktasının takip edilmesi, onun en fazla verimle üretim yapmasını sürekli izleyebilirsiniz. Ciddi anlamda sizi izleme konusunda ve sonrasında analiz konusunda elinizi kuvvetlendiren cihazlardır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.